Efendim. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederiz bu aydınlatıcı bilgiler için. Hakikaten canlı kanlı ete kemiğe bürünmüş olarak. Yani uzakta bir opera var orada, uzakta. Abi bir de bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Çünkü o konu hani şey de olmasın. İl Turco'nu İtalya için davet ettik ve muhteşem bir şey çıkacağına çok eminim. Şimdi dünyada da bunun aslında çok örnekleri var artık. Yani şimdi biz mesela ne diyoruz? Opera tarihinin en önemli rejisörü Zeffirelli. Zeffirelli dediğiniz adam bir sinema rejisörü aslında yani. Sinema nesi dedi? Yani diyorsunuz ki bu yoldan ilerlersen. Ama, bizim için şu anda opera tarihinin uzak ara tartışmasız en büyük gelmiş geçmiş rejisörü. Ama tabii dekorunu, kostümün, ışını falan her şeyi. Yani şey mi diyorsunuz, buradan ilerlersen belki bir kariyer imkanı olur diyor musunuz? Neden olmasın? Canım efendim işte. Hadi yırttın. Olay budur vallahi yırttım. Peki Oğuzhan'cığım. Buyurun. Zarafetine hayranım. Geldin, oturdun, hiç kendinden söz ettirmedin. Niçin hiç kendinden söz etmek istemiyorsun? Ne oldun? Bu genç yaşta bu olgunluk nereden ortaya çıktı? Yani Okan abicim ne kadar güzel, ne kadar zarif şeyler söylüyorsun ama yani konunun o kadar şeyindeyim ki şu anda. Mesela evet. O kadar lezzetle anlatıyor beyefendiler ve o kadar lezzetle dinliyorum evet. Ki çok değerli konukların var. Bizim yaptığımız iş zaten biliyorsun belirli bir çerçeve içerisinde devam ediyor. O sebeple beyefendilerden bu bilgileri almak benim için çok daha keyifli. Evet. Ne kadar güzel ki biz TV100 ekranlarında böyle iki çok sofistike insanla konuşabiliyoruz. Evet. Eskiden neydi o eski programlar neydi? Eski programlarda büyük göğüslü kadınlar. Siz yapıyordunuz efendim şimdi şu an. Ben mi yapıyordum? Tabii. Yani. O zaman o vardı. Bak kız da 90'lardan hatırladığı şeye bak. Oraya mı geliyoruz? Hayır, tamam. 90'lardan ne hatırlıyor? 90'lardan diyor ki özgürdük diyor. Nasıl özgürdük diyorum. Mesela sokaklara çıkıp yaşasın özgürlük, demokrasi, şudur budur filandır falandır diye bağırıyor muyduk diyorum. Tutti frutti diyor. Tutti frutti yani şunu sormak istiyorum. Eğer şimdi radyo televizyon üst kurulu dese ki halkımız özgürlük istiyor. Tutti frutti yayınlarına başlıyoruz. Zaten Tutti tamam, frutti. Bu bir başlangıçtır. Bu bir başlangıçtır. Tutti frutti Show TV'nin şeyinde var, arşivinde olması lazım ya da eski değil mi şey olarak. Ben benim çocuğa söylüyorum böyle programlar vardı diye asla inanmıyor. He? Benim yani söylüyorum çocuğa böyle programlar vardı diye inanmıyor. Yani Tutti Frutti şu anda ama Tutti Frutti yeni bir versiyon. Aynı o hali. Yani vintage pornografi gibi. Evet. Vintage pornografi gibi Tutti Frutti şu anda yayınlasalar. Deseler ki özgürlük mü istiyorsunuz? Bu mu özgürlük? Bence çok komik. Bence herkes televizyon izler o zaman. Ha? Yahu zaten var internet tamam, üzerinde ne istiyorsan var ama. Için gülünür yani. Kamil bunu not alır mısın? Ben bizim kanaldan bir arkadaşa çok eğlenceli olmaz. Yapalım mı bölüm? Yok ederler mi bizi ya, mesela? Hayır hiçbir şey olmaz. Tutti Frutti o kadar masum ki. Evet tabii evet. O kadar masum ki bir takım kızlar var. Çeşitli meyveler olarak geliyorlar. ondan sonra işte çilek şudur budur falan. Çin falan da. Çin çin diyorlar. Tabii. Bir de neydi oğlanın adı? Oğlan da vardı önemliydi. Oğlana gelene kadar bana kapattırıyorlardı. Ben çok küçüktüm. Evet. Evet, hayır yok, oğlan dediğim sunucu ya. Ha, ona gelen. Ne? Hugo. Hugo bizim Türkiye'deki Hugo ile karşılaştırılmasın yani. Tabii. O aman Allah korusun. Yoksa Tolga abi de girer şimdi. Çıkamayız yani canlı yayındayız. Ama özgürlük 90'lar falan. Tabii. Özgürlük 90. Yani bence Türkiye'yi yönetenlerin ne isteniyor diye bunu bir liste yapıp işte yani bir numara çünkü 90'lardan bahsediyor. Ne kadar özgürlükte bak o yalnız değil. Ya nerede oturulsa konuşulsa diyor ki Tutti Frutti vardı. Ya bir Tutti Frutti özgürlük olur mu? Özgürlük bu demek değil Allah aşkına. Ama işte en majör örnek o oluyor. Bu bir başlangıç. Bu başlangıç Okan. Bence belli kanallarda radyo televizyon üst kurul tavsiyesiyle Tutti Frutti yayınlanması gerekiyor. Belgesel niteliğinde 90'larda bunlara özgürlük diyorlar mı? Yani hayır. Şimdi 90'lar hatırlandığında bunlara özgürlük deniliyormuş diye. Peki.